Kim bu kadın ya? Yörük hanlar! Kızıma yaptıklarınızın cezasını çekeceksiniz! Paramın hesabını vereceksin. Git sen git. Annesi ayrı, kızı ayrı. Yarın da bu rezilliği okuruz gazetelerde. Kahraman Bey! Çık dışarı! Yaptıkların hesabını vereceksin! Dağ başı mı burası? He? Ev basmalar falan. Defol git yoksa polis çağıracağım. Cümle aleme rezil ettiniz bizi. Kahraman Bey! Çık dışarı! Sende hiç edip haya yok mu? Ne bağırıyorsun be? Ne bağırıyorsun? Sen kim olduğunu sanıyorsun, bize hesap soruyorsun? Yakup! Yakup, sen karışma oğlum. Sultan Hanım, bunlar böyle ulu orta konuşulacak şeyler değil. Boşuna uğraşma Kıymet Hanım. Oğlun yaptıklarının hesabını bir bir verecek bana. Bana bak, benim sabrımı taşırma. Taşırma sabrımı. Eşime gelip bana böyle hakaret edemezsin. Anne! Abi, anne, siz içeri geçin. Ne oluyor ya? Gel, gel Yakup, biz içeri geçelim. Gel oğlum. Kim bu kadın ya? Boş ver oğlum. Ne oluyor? Sultan Hanım, sakin olun. Buyurun içeri, konuşalım. Biz seni efendi bilirdik Kahraman Bey. Bakın, içeriye geçelim. Her şeyi anlatacağım size. Lütfen. Neyi anlatacaksın? Kızımı nasıl gazetelere düşürdüğünü mü? Hiçbir şey zannettiğiniz gibi değil. İçeri geçelim, sakinleşelim. İzin verin, her şeyi anlatayım size. Buyurun. Lütfen. Geçelim bakalım. Geçelim. Buyurun lütfen. Bir kahve söyleyeyim size. Ziyade olsun. Sizin bir yudum suyunuzu bile istemem. Kızınız bitti, şimdi sizinle mi uğraşacağız? Defne odana git. Kahraman yeter. Daha fazla bu insanlarla muhatap olmanı istemiyorum. Defne, odana git dedim. Kusura bakmayın. Kusurun büyüğünü siz işlediniz Kahraman Bey. O konuşsa ne yazar, konuşmasa ne yazar. Kızımı hamile bırakmakla kalmadınız, bir de cümle aleme reklam ettiniz. İçiniz rahat olsun. Çocuk falan yok artık. Aldırttık biz. Size ne söylediler, nasıl kandırdılar bilmem Defne Hanım. Ama o bebek yaşıyor. Bebek yaşıyor ne demek? Doğru duydun. Oğlum yaşıyor. Çok şükür. Kahraman, sen beni anlamıyor musun? Dinlemiyor musun? İstemiyorum dedim ben bu bebeği. İstemiyorum diyorum bu çocuğu. Defne yeter, sus. Kahraman bırak. Bırak kolumu. Kahraman, ben o kadını da karnındaki bebeği de istemiyorum. Çıksınlar artık hayatımdan. Senin öldürmeye çalıştığın oğluma Elif sahip çıktı. Elif de o bebekte hiçbiri gitmiyorlar. Yürü. Yürü. Gel kızım, gel. Bize biraz müsaade eder misiniz? Kusura bakmayın. Herkesin sinirleri bozuk. Üstüne bir de bu gazete haberi. Bu nasıl iş Kahraman Bey? Hem bebek bizden diyorsunuz, hem de karınız bu çocuğu istemiyor. Bu hiç kolay değil. Elif'i taşıyacağın Neli'ye biz ikna ettik. Bu çocuğu çok istiyorduk. Elif bizim hayallerimizi gerçekleştirmek için kendini feda etti.
Ben ömrümü iki kızımı büyütmek, onları namuslarıyla gelin etmek için harcadım. Ama Elif sizin hayalinizi gerçekleştirmek için benim hayallerimi yıktı. Bakın, hiçbir şey düşündüğünüz gibi değil. Bu iş tamamen hastanede tıbbi yöntemlerle doktor kontrolünde oldu. Güvenin bana. Peki o gazetedeki fotoğraf ne? Elif'imin masum olduğunu aklıma kalbime sokmayı ne kadar isterdim. Ama olmuyor işte. Aklım da kalbim de almıyor. Elif'in size benden daha çok ihtiyacı var. Kızınıza bir kötülüğü yapmayın. Yanında olun lütfen. Ben yapamam. Biz böyle şeyler yaşamadık. Bilmeyiz. Bütün bunları sineye çekip bir evlat nasıl kucaklanır bilmem. Bu ne biliyor musunuz? Oğlumun ilk fotoğrafları. Size Elif günahsız diyorum ama bana inanmıyorsunuz. Bu bebek de günahsız. Savunmasız. Onun size en az bizim kadar ihtiyacı var. İyi hoş konuşuyorsun da Kahraman Bey. Karınızın istemediği bu bebek kızımın karnında büyüyor. İstenmeyen bir bebek için kızımı nasıl feda ettiniz? Ben çok istiyorum. Sultan Hanım bana güvenin. Oğlum doğduğunda her şey düzelecek. Bebeği aldırmadığınızı niye sakladım benden? Defne yeter artık. Seninle konuşmamız gereken çok daha mühim şeyler var. Efendim Celal. Kahraman, acil buraya gelmen lazım kardeşim. Ne oldu? Elif'e bir şey mi oldu? Ya bu Elif'in bir tane belalası var ya, adı neydi? Maksut. O Maksut benim evi bulmuş. Elif'i kaçırmaya kalkınca da Kerem araya girmiş. Kerem mi? Kerem'in orada ne işi var? Vallahi bilmiyorum kardeşim ama mevzu büyük. Maksut Kerem'i hırpalamış. Elif de bu sefer adamın kafasına kürekle vurmuş. Adam burada boylu boyunca yatıyor. Nabzı falan da zayıf. Ne yapacağımı bilemedim vallahi. Tamam, tamam. Hemen geliyorum. Elif'ime bir şey mi olmuş? Elif gayet iyi. Maksut Elif'in yaşadığı yeri bulmuş. Elif'le arasında arbede yaşanmış. Elif de onu yaralamış. Kerem de orada. Bu Maksut denen Elif nereden bulmuş Elif kızımın adresini? Bilmiyorum, bilmiyorum baba. Ama şu an bunları tartışacak zaman değil. Ben Celal'e gidiyorum. Niye gidiyorsun ki sen şimdi? Durduk yerde başını belaya sokacaksın. Bıkmadın mı o kızın arkasını toplamaktan? Kahraman Bey, lütfen kızımı kurtarın. Kahraman, ben de geleyim kardeşim. Ne olur ne olmaz. Hayır hayır, gerek yok. Hepiniz burada kalın. Kahraman, beni dinlemiyorsun bile. O kapıdan çıkarsan bu ilişki biter Kahraman. Benim yüzümü bir daha göremezsin, hiç şakam yok. Sen oğlumu zehirlediğinde bu ilişki çoktan bitti zaten. Annen de haklı tabii. Kadıncağız gazete haberlerini görünce başından aşağı kaynar sular dökülmüş. Kim niye vermiş ki o fotoğrafları gazeteye? Bizden ne istiyorlar? Bilmiyorum. Ama öğreneceğim. Annem size çok kötü davranmış. Benim yüzümden kusura bakmayın. Boş ver şimdi bunları. Asıl sen bizim kusurumuza bak. Senin hayatını mahvettik. Ama her şey düzelecek. Merak etme. Anneni arayalım mı? Haberi olsun. Merak etmiştir şimdi. Olur, iyi olur. Kahraman Bey. Aç.
Efendim Kahraman Bey. Alo Nazlı, nasılsın? Teşekkür ederim, siz? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Annen oralardaysa alabilir miyim telefonu? Seni istiyor. Bir saniye, veriyorum. Buyur. Sultan Hanım, Elif gayet iyi, yanımda. Onu daha güvenli bir yere götürüyorum. Merak etmeyin. Sağ ol. Hayırlı günler. Ben sizi yine haberdar ederim. İyi günler. Sen geç içeriye, ben taşırım bunları. Al, kapıyı da aç, hadi. Allah'ım, Elif'ime yardım et, onu kolla. Kötülüklerden, kötü insanlardan koru kızımı. Yolunu kalbi vicdanı gibi temiz kıl. Bana kızlarımın yokluğunu gösterme ya Rabbim. Amin. Bence annen sonuna kadar haklı. Zaten bu taşıyacağın delik mevzusu onu yeterince yordu. Üstüne bir de bu gazete haberi. Ben onun adına çok özür dilerim, ne diyeceğimi bilemiyorum. Annem bütün evin camlarını yerle bir etseydi yeriydi yani. Benim annem daha beterini yapardı, haberin olsun. Ben kendimi çok kötü hissediyorum Kahraman Bey, yani. Sürekli başınıza dert açıyorum ben. Hayatınıza girdiğim günden beri her şey... Her şey daha güzel. Yani bana bir evlat verdin. Ve o çocuğa herkesten daha fazla sahip çıkıyorsun. Ayrıca bu Kahraman Bey'i bir kenara bırakalım artık. Kahraman yeterli. Peki. Güzel. Elif, senden bir şey daha isteyeceğim. Şu sıralar Defne'den uzak dursan iyi olur. Neden peki? Sen beni dinle. Eğer olur da ben olmadan bir araya gelmek zorunda kalırsanız... ...beni mutlaka haberdar et. Tamam mı? Ya Maksut? Bak, ben yanındayken hiçbir şeyden korkmana gerek yok. Tamam mı? Dikkatli olun. Thank you.
Korkulacak bir şey yok. İyi de peki o ses neymiş? Dışarıda malzemeler var. Rüzgar devirmiş herhalde. Yemek hazır mı? Birazdan hazır olur. Çok acı. Tamam. Harika olmuş Elif. Eline sağlık. Afiyet olsun. Ne zaman isterseniz yaparım. Yani bebek doğana kadar. Elif. Bu bebek... Bu bebek senin. Yani senin olsaydı. Bebeğin hiç senin olduğunu hayal ettin mi? Benim bu bebekle aramdaki bağ çok kuvvetli. Ama kendi bebeğim olsaydı... daha mı farklı olurdu bilmiyorum. Ama ben böyle şeyler düşünmedim hiç. Yani benim bu hayatta sahip olduğum tek şey annem, kız kardeşim. Bir de okulumu bitirmek istemiştim. O da olmadı. Öyle. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hiç zahmet etmeyin, ben götürürüm. Bak hala sizi bizi konuşuyorsun. Kusura bakma, insan öyle hemen alışamıyor. Tamam. Peki. Aç hadi. Nazlı. Ablacığım. Ablacığım iyi misiniz? Her şey yolunda mı? Sen beni nasıl arayabildin? Annem nerede? Annem yanımda. O söyledi aramama. Annem aramasını istemiş. O aratmış. Abla iyi misin? Nerede kalacaksın bu gece? Tek başına değilsindir umarım. Nazlım ben iyiyim. Kahraman Bey yanımda. Merak etme. Annemi versene, bir sesini duyayım. Bir dakika. Anne seni istiyor. Abla. Annem konuşmak istemiyor. Olsun. Anneme söyle, ben ikinizi de çok seviyorum. Çok özledim, tamam mı? Beni de merak etmeyin, iyiyim ben. Sen beni fırsat bulunca yine ararsın. Ararım abla. Sen de beni istediğin zaman arayabilirsin. Telefonum her zaman açık. Tamam canım, sen de öyle. Kendine dikkat et. Her şey yoluna girecek, merak etme. Görüşürüz. Affetmeyecek beni. Hiçbir zaman affetmeyecek. Thank you.
Bir çay daha. Lütfen. Soracağım. Sen de bir kere cevap vereceksin. Kim gönderdi seni? Kılıç! Devam. Devam Kutak. Nereye gittin? Şirketten aradılar. Acilmiş. Gidecek misin peki? Çok uzun sürmez. En fazla bir saat. Tamam mı? Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz.